Erzurum Ramazan Gelenekleri ve Ramazan Akşamları 3. Bölüm. Yazar, şair, Erzurumiyetçi ve sahaf Nizamettin Korucu ile kısa söyleşi. Erzurum'da Ramazanları ikiye ayırabiliriz. Yaz Ramazanları, kış Ramazanları diye. Bu Ramazanlarda yazın başka geleneklerimiz var, kışın başka geleneklerimiz var. Mevsime göre değişen. Biz genel olarak bazı değişmeyen kurallarımız, yaşadığımız geleneklerimizden bahsedelim. Hatim geleneğimiz, mukabele geleneğimiz var. Her evde Kur'an-ı Kerim okunur, hatim okunur. Hafızlar evlere giderler, sırayla ev ev okurlar ve evlerdeki kadınlar da sırayla o mahallede, o sokaktaki evleri dolaşır, hatimlerini dinlerler. Sabah başlayan, kuşluk vaktinden sonra başlayan bu hatimler öğleden sonraya kadar devam eder. Öğleden sonra kadınlar evlerine gelir, iftar hazırlıklarına başlarlar. Ramazan'da her zaman kendime hatim başlarım. Sabahları bir cüz okuram. İlmeden sonra bir cüz okuram. Yavaş yavaş kendi halimce Ramazan'ı değerlendiririm. Ramazan'da Erzurum'da herkes evinde hatim okur. Toplanır evlerde okurlar, camilerde okurlar. Evlerden önce bir cüz okuyup, yani 10 tabağa 20 sayfa olur. Yani aynen 10 tabağa 20 sayfa da evlerden sonra okuyup, 2 cüz okuyup. Birincisi buydu. İkincisi, Türkiye'mizin birçok yerinde olduğu gibi Erzurum'da da ekmek kuyrukları, kadayıf kuyrukları vardır. Geleneklerinden birisi de teravih. Teravih namazları özellikle gençler arasında her namaz ayrı bir camide kılınırdı. 30 Ramazan günü ya da 29 Ramazan günü teravih namazlarını ayrı bir camide kılarak eda ederlerdi insanlar. Bu da ayrı bir heyecanla. Kimler teravih namazı kılma geleneği Erzurum'da 10 yıllardır, belki 100 yıllardır devam etmektedir. Demin bahsettiğimiz gibi Ayas Paşa ve Gülci kapı camilerinde çok eskiden beri devam etmekte. Şu anda yeni camilerimizde de bu gelenek. Teravih sonrası eğlenceler. Tamam kaptım ben bu işi. Hani dersin müşteriler. Sallarlar caydı. Sallarlar caydı. Yavrucağım sevdiceğim içim. Ooo hanım kızım hoş geldin. Ben duydum ki burada Hacımet Hacı'nın salıncağı varmış, doğru mu? Doğru, burası salıncağı da özelliği o zaman. Tamam gel onları, ne istiyorsun gel, indiririz. Tamam, ona bir diyorlar. Hadi yapar, lazım olmasın biraz. Tamam, çekil ol, beni indir. vaziyette. Erzurum'un eski evleri burada. 220 yıllık tarihi olan evler. Burada 21 tane tarihi evimiz var. Geleneksel töremizi, yöremizi yansıtmak amaçlı iftar yemeklerimizi, sahur yemeklerimizi, akşam iftardan sonra böyle güzel bir günü yaşatmak için baca keyfi. Siyami Yalçın, sahibi olduğu tarihi Erzurum evleri hakkında bilgi verdi. Fotoğraf makinesi o zamanlar birçok emekle çekilen. Kur'an'la çekiliyor. Bu matbaa malzemesi. Alttaki. Burada mürekkebi sürüyor. Burada da kağıdı vuruyor. İşte haber basıyor. Altyazı